bayraksız ve soysuzlar kimdir? Sosyal medyada Kürtlerle alakalı bir video ya da Kürt kelimesi gördüklerinde, gerçek hayatta bir Kürde abi diyecek olan Türk veletleri, Kürtlere karşı bayraksız ya da devletsiz diyerek yalan, safsata ve çalıntı olarak servis ettikleri tarih, kültür ve dilleriyle bu özgüvensizliklerini sık sık gizleme ihtiyacı hissederler. Özellikle genç Kürt kuşağında hız kesmeyen tarih bilinci, Türklere aslında kim olduklarını defalarca yüzlerine bir tokat gibi vurduğundan kullandıkları bayraksız, devletsiz kelimeleri onlar için bir kaçış ve sıvışmadan ibarettir. Çünkü okullarda anlatılan şaşalı tarihin esasen bir çalıntı olduğu gerçeği onlardaki egoyu bu şekilde tatmin etmeye itmektedir. Gel gelelim bayraksız ve devletsiz kelimelerinin ne kadar doğru olduğuna. Kürdistan bayrağı ya da bilinen adıyla Alarengin Kürt Teali Cemiyeti tarafından 1919 yılında tasarlanmış olup bütün detayları Kürt kültürüne özel olarak hazırlanmıştır. Kürdistan bayrağının ortasında bulunan güneş, Kürtler için kutsaliyetin ve bugün bile Kürdistan'da varlığı devam eden dini inanışların sembolü olmuştur. Güneş, Proto-Kürtlerin pagan ve monoteist inanışlarında kimi zaman tanrı, kimi zaman kıble, kimi zaman ise kutsal bir öğe olarak bugünlere kadar taşınmıştır. Mitanni Kürt Krallığı döneminde güneş, bereketin, aydınlığın ve aynı zamanda battığı halde yeniden doğduğu için umudun sembolü olmuştur. Mısırlıların Amon-Ra adını verdikleri güneş tanrısı, Mitanni Kürtlerinin Orta Doğu'da kurduğu egemen kültür tarafından onları güneşe yönlendirmiştir. Bugün bile Kürtlerin güneş için Ro kelimesini kullanmaları bunu ispatlar niteliktedir. Kürdistan bayrağındaki güneşte bulunan 21 saçak, hem Kürt takviminin ilk günü olan 21 Mart'a yani Nevroz'a hem de Yezdani inançlardaki 21 sayısındaki yeniden dirilişe atıfta bulunarak oluşturulmuştur. Kırmızı bir renk üzerine ay yıldız çizilerek adını verdikleri Türk bayrağının ise Türklere özgü hiçbir detayı yoktur. Esasen bu bayrak Roma İmparatorluğu'nun bugün Arnavutluk topraklarında milattan önce yüzlü yıllarda kurdukları İlirya eyaletine ait olup tamamıyla çalıntıdır. Yani şaşalı bir biçimde anlattıkları kanlar üzerinde ay yıldız belirdi safsatası tümüyle bir düzmecenin eseridir. Devletsiz konusuna gelinince Asurlular, kendilerini tanrı ilan edip sonsuz bir hüküm süreceklerini düşündüklerinde adı 3 kutsal kitapta ve bugün Kürt Milli Marşı'nda geçen Keyhüsrev tarafından başkentleri ateşe verilmiştir. Yani dememiz o ki devlet hiçbir zaman ebedi olamaz. Öte yandan Kürtlerin bugünkü koşullarda mevcut bir devletinin olmaması, olmayacağı anlamına gelmez. Irak'ın bir köyü diyerek alay konusu ettiğiniz Güney Kürdistan'ın adını Kuzey Irak diyerek geçiştirmeniz bir Kürdistan devletinden ne kadar korktuğunuzun en açık göstergesidir. Kürtler, kültürleri de dahil olmak üzere safkan bir ulustur. Bu hakikat, bir avuç devşirmenin sözleriyle hiçbir zaman zedelenemez. Türklerin güneş dil teorisi diye ortaya atmış olduğu ve İspanya'da hayatında Türk görmemiş İspanyolu dahi Türkleştirme çabaları, onların ne denli köksüz ve hırsız bir toplum olduğunu bir kez daha göstermektedir. Böyle köksüz ve hırsız bir toplumun, tarihin ilk imparatorluğunu yıkan, askeriyede ilk onluk sistemi bulan, İlk robotu icat eden, botanikten astrolojiye her dalda bilime katkıda bulunan köklü Kürt ulusuna karşı başlattıkları karalama kampanyası kıskançlıktan öte değildir. Kürt ulusu, varlığını bütün işgalci ve soysuzlara karşı korumaya devam edecektir. Onlar ise tarihin gerçekliğinde daima barbar olarak tanınacaktır. Yaşasın Kürt ve Kürdistan!